gençler. Bugün Açıortay'ın son dersinde birlikteyiz. Bugün dış Açıortay konusunu göstereceğiz. İç Açıortay'ın bütün kalıplarını bitirdik. Ne vardı iç Açıortay'da? Yansıma, dikler kollar, paralellikte Z yapıyoruz. Bir de ne demiştik? Hiçbiri olmadığında Açıortay mutlaka ikizkenar gizler. O gizlenmiş ikizkenarı çıkartmamız gerekiyor demiş idik. Şimdi ne yapacağız? Dış Açıortay ve gizli dış Açıortay kalıplarını gösterip konumuzu kapatacağız. Hadi dersimize başlayalım. Evet gençler, dış Açıortay'da kuralımız şu. Hani biz iç Açıortay'da bir şey göstermiştik size. Açıortay'ın başından sonuna giderek 2L yaparız demiştik. Hatırlıyor musunuz? Bakın onun benzerini burada da kullanıyoruz. İkisi hemen hemen aynı olduğu için göstermek istiyorum. Başından sonuna gidiyoruz demiştik. Birinci L başından sonuna gittim. İkinci L yine başından sonuna gittik. L'nin kollarının oranı eşittir demiştik. Ama biz iç Açıortay'da ne yaptık? Bunu kullanmak yerine yansıma yaptık çoğunlukla. Yansıma ile işlerimizi daha rahat hallediyoruz demiştik. Dış Açıortay'da da 2L'yi gösterirsek, bakın Açıortay'ın başı burası, sonu burası. Başından yola çıkıp sonuna gideceğim. Başından başladım, sonuna gittim. Takip edin, L çiziyorum ve 2L yine olayın adı. Başından başlayıp yine sonuna gidiyorum. Şöyle kestirmeden gitmek yok, buna dikkat. L şeklinde bir yapı oluşacak. Başından başladık, sonuna gittik. Ne diyor bana kural gençler? Şuraya B, buraya C, buraya K, şunun tamamına da N dersek. Formül şunu söylüyor gençler bize. L'nin kollarının oranı eşittir. Bakın aynı şey. L'nin kollarının oranı eşit. B bölü K eşit olacak diyoruz. C bölü N'dir diyoruz. İç Açıortay'da yaptığımız şeyin aslında aynısı ikili. Şimdi dış Açıortay'da 2L olur da yansıma olmaz mı? Var. Fakat iç Açıortay'daki gibi çok aktif kullanmayacağız yansımayı. Dış Açıortay'da çoğunlukla işlerimizi 2L ile halletmeye çalışacağız. 2L'den sonuç bulamadığımız durumlarda yansıma yapacağız. Onu da örnekler üzerinde göstereceğim. Şimdi ilk örneğimize başlayalım. İlk örneğimiz gençler, şöyle bir dış Açıortay var. Bu çıkmış üniversite sınav sorusunun aynısı gençler. Yazmıyor ama üniversite sınav sorusu. Bir tane zaten bildiğim dış Açıortay ile ilgili soru gelmiş. O da bu. 5-13 ise zaten şu uzunluğa ne deriz gençler? 12 deriz. Açıortay'ın başı burası, sonu burası. Dikkat edin. Başından sonuna gitmeliyiz. Hani biraz önce L'leri şöyle gösterdik ya. Bu öyle değil. Takip edin. Başı burası, sonu burası değil. Ters. Başı burası, sonu burası. Yani buradan başlayıp buraya gidiyorum. Buradan başlayıp buraya gidiyorum. Dikkat edin, hilal gibi bir yapı da oluştu. 2L de diyebilirsiniz, hilal de diyebilirsiniz. L'nin kollarının oranı eşittir. 5 bölü x eşittir 13 bölü 12 artı x diyoruz. Güzel işler dışlar çarpımımızı yaparsak 5x'ten bakın işler dışlar çarpımı yaptık. Buradan 8x eşittir 60. Her iki tarafı 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 15, x eşittir nedir diyoruz? 15 bölü 2 olur diyoruz. Şimdi başka bir örneğimiz gençler. Hemen örneğimizde gizli dış Açıortay var. Dış Açıortay'ın gizlisi nasıl kullanılır? Bize direkt önceki sorularda olduğu gibi dış Açıortay'ı vermiyor. Fakat bizim biraz ekstra çabalarımızla o dış Açıortay çıkacak. Mesela bu çizgiyi şöyle gelişine doğrusal bir şekilde uzatırsam. Ters açılar nedir gençler birbirine? Eşittir. Yani burası da ne olur? Şu açı gibi nokta olur. Bakın şurada dış Açıortay'ımız çıktı mı? Açıortay'a dikkat edin. Bu hangi üçgenin dış Açıortay'ı? Bakın iç açı burası, dış açı burası, dış açının Açıortay'ı yani bu üçgenin dış Açıortay'ını çizdik. Dış Açıortay olduğuna göre başından sonuna L yapabiliriz. Şunlara X dedim. Başından başlayacağım, sonuna gideceğim. Hemen bir hilal yapıyoruz. Birincisi bu, ikincisi bu. Bakın L'nin kollarının oranı nedir diyoruz? Eşittir. Yani 4 bölü 6. X bölü nedir dedik? X artı 6. Sadeleştirdik 2. Sadeleştirdik 3. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 2X artı 12'den bir tane X'i kaç buluyoruz gençler? 12 diyoruz. Bizden de zaten ne istiyor? Çevreyi istiyor. Yani X'e bağlı. Çevrede nedir bakın? Şekle göre bakarsak 2X artı 4'tür. ADC'nin çevresini istiyor. X yerine 12 yazdığımda 24 artı 4'ten çevreyi kaç buluyoruz? 28 diyoruz. Başka bir örnek. Yine gizli dış Açıortay. Bunu normal özel üçgenlerde görseniz gençler. Hemen şuraya zaten 5 dersiniz. Orada bir sıkıntı yok. Fakat 45'i kullanmak için karşısına şöyle dikler indirme
çabalarına girebilirsiniz. Böyle de çözülebilir aslında. Fakat konumuz dış açıoğutay. Dış açıoğutay nasıl göreceğiz? Bakın şunu uzatırsak 90, 90 olmalı burası. 45 sene kaldı, 45. Yine gizlenmiş bir dış açıoğutay var. Dış açıoğutayımız bakın şurada. Başı burası, sonu burası. Bakın açıoğutayımız burada. Başı sonu burası. Başından sonuna 2 L yapmam gerekiyor. Nasıl? Birinci L hilal olacak dedik. Başından sonuna ikinci L. 3 bölü x eşittir 4 bölü 5 artı x dediğimizde içler dışlar çarpımı 15 artı 3x'ten bir tane x'i kaç bulduk gençler? 15 bulduk. Gizli dış açıoğutayı bir örnek daha vermiş olduk. Bu örneğimizde işler biraz değişecek. Takip edin şimdi. AB'ye ne demişler? 7K demişler. AD'ye ne demişler? 4K demişler. Dış açıoğutayı öyle gizlemek için falan uğraşmamışlar. Dış açıoğutayı olduğu gibi karşımda. ADC'nin alanına 12 demişler. ADC'nin alanı tabii ki aman dikkat. Okuyarak yapıyoruz soruyor. Bu alan nedir diye soruyorlar bize. X alanı nedir? Taralı bölgenin alanı. Şimdi burada ne yapmam lazım? Dış açıoğutay var. Hemen şurada bir 2L yapabilirim. Başından sonuna. Birinci L'yi çizdik. İkinci L'yi çizdik. Ama oranlayacak bir şeyler yok. Dikkat edin. İşte 2L sonuç vermediğinde 2L'nin kardeşi neydi gençler? Yansıma. 2L ile yansıma aynı şeydir. Hangisi işime yararsa. Ama iç açıoğutayda ne yaptık? Hatırlayın. Yansımayı daha çok kullandık. Çok az 2L yaptık. Dış açıoğutayda önce 2L ile başlarız. Olmadı yansıma yaparız. Bakın bir şeyler bulamadık. Bulamadıysak yansıma. Yansımanın olayı şu. Her L kendi içinde yansıyacak gençler. Her L cümleye dikkat edin kendi içinde yansıyor. 4 buraya yansıyacak 4N. 7 tamamına yansıyacak 7N. Buraya kaç N kalır? 3N kalır diyoruz. Bakın 4 4N. 7 7N yansıdı. Buraya ne kaldı? 3N. Alan sorusunda tabanlarda oran varsa alanda bu çok önemli demiştik. Hatırlamaya çalışın. 4'ün alanı 12. Alan taşıması yapıyoruz. 3 katı. 3'ün alanı 3 katı ne olur diyoruz? 9 olur diyoruz. Bizden istenilen alanı bulduk. Tabanların oranı alanlar oranı demiştik. Bu şekilde alan taşıması yapıp sorumuzu çözdük. Şimdi ikinci grup dış açıoğutay sorularına geldik. Nedir o gençler? Hem iç açıoğutay hem dış açıoğutayı birlikte kullandıkları sorular var. Hem iç açıoğutay hem de dış açıoğutayı birlikte kullanıyorlar. Bakın şu bölgede bir iç açıoğutay var. Bakın şu tarafta da bir dış açıoğutay var. Demek ki ikisini ayrı ayrı kullanabilirim. Önce şu açıoğutayı kullanırsam. İç açıoğutay bu. Ne biliyoruz biz? Yansıma yapabiliriz. Yani 6'ya buraya 3K diye 2'ye böleriz, 3'e böleriz 2K diye yansıtırız. Böyle yapmayacağım ama. Bunu buraya yansıtırız. 3'e böldük 3K. İşte 2K 4 ise K ne olur? 2K 8 ise K 4. 3K 12. Bu şekilde yapabiliriz. Ama bu çapraz çarpımları unutmayın diye çok az kullandık ya onu. Bir kez daha göstermek istiyorum. Açıoğutayda şöyle çapraz çarpım da yapabiliyoruz. 9 kere 8 72. 6 kere kaç 72 olur gençler? 12 72 olur. Bakın şöyle çapraz çarpımlarda eşittir. 2L yapmak istemediğiniz durumlarda bu şekilde çapraz çarpımları kullanabilirsiniz. Ya da biraz önce gösterdiğim gibi yansıma yapabilirsiniz. İç açıoğutayı kullandık. Şimdi bununla işim tamam. 12'yi bulduk. 12'yi yazalım şuraya. Benden istediği x burada. Şekilde bir dış açıoğutayım var. Dış açıoğutayı belirgin bir şekilde çizersek. Bakın dış açıoğutay şeklimiz bu. Açıoğutayın başı burası, sonu burası. Başından sonuna 2L yapacağız dedik. Başlıyorum. Başından sonuna gittim. Başından sonuna gittim. Hilal çıktı mı? Çıktı. 2L'yi yapıyoruz. Kolların oranı bakın. 12 bölü x. 15 bölü ne diyoruz? 8 artı x'tir diyoruz. 3'e böldük 5. 3'e böldük 4. 32 artı 4x. İşler dışarı çarpımı yapıyoruz. 5x. Buradan işlem yaptığımızda bir tane x'i kaç buluyoruz gençler? 32 diyoruz. Başka bir ikili sorumuz. Hem iç açıoğutay hem dış açıoğutay var bakın. İç açıoğutay şurada. Dış açıoğutay bu tarafta. Şimdi burada iç ve dışta bilmemiz gereken bir şey daha var gençler. Şuraya alfa alfa dediğimizde, buraya beta beta dediğimizde hem iç açıoğutayın hem de dış açıoğutayın verildiği sorularda gençler şu aradaki açının 90 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın hem iç açıoğutay verilmiş şu üçgende iç açıoğutay bu ve aynı şekilde şu da dış açıoğutay. Hangi üçgende?
Yine şu kırmızı ile kenarları gösteriyorum. Bakın dış açıortay. Hem dış hem için verildiği sorularda alfa alfa beta beta yerleştirmesi yaptığınızda aradaki açının 90 olduğunu bulabiliyoruz. Bazen bu dikmeyi kullanıyoruz. Burada da nitekim onu kullanacağız. 90'ı gördüm. Dik üçgense bu. Bakıyorum kenarları. Tanıdığım bir üçgen. 6, 8 nedir? 10. Buraya ne kaldı diyoruz gençler? 6. Bakın 6, 8, 10 olacak. 4 vardı, 6 kaldı. Benden istediği şey ADC'nin ACE'nin alanına oranı. Sadece şu üçgenliğin alanları oranını istiyor benden. 4'ün alanı alan taşıması yaparsak 4A'dır. 6'nın alanı alan taşıması yaparsak 6A'dır. ADC'nin alanı bakın ne oldu? 4A. ACE'nin alanı yani şunun alanı ne oldu diyoruz? 6A. Sadeleştirdik. Sonuç ne çıktı? 2 bölü 3 diyoruz. Ne öğrendik? Hem dış hem de iç açıortay verildiğinde aradaki açı 90 derece olabiliyor diye. Başka bir örneğimiz gençler. Şimdi bu örnekte de aradaki açının 90 olduğunu biz biliyoruz. Neresi o? Alfa alfa beta beta dediğimizde 2 alfa 2 beta 180. Burası 90 oldu. Fakat bakıyorum oradaki dik üçgeni kullanma gibi bir durum şu an söz konusu değil. İki önceki soruda yaptığımız gibi ne yapmıştık gençler? İç açıortayı ayrıca yansıtıyoruz. Dış açıortayı da ayrıca ikileye yapıyoruz. Şimdi burada hani demiştik ya iç açıortayda tek kenarı yansıtmayız diye. İşte istisna bu gençler. Buradaki x'i mecbur kaldığımız için buraya xk 6'yı da 6k diye yansıtıyoruz. Size kalıp olarak verdiğim sözler, cümleler çoğunlukla geçerlidir ama küçük küçük istisnaları var bunların. O istisnalardan bir tanesi bu. Şimdi yansımayı yaptım. İç açıortay bitti. Gelelim dış açıortaya. Dış açıortay şeklimiz nerede gençler? Şöyle kırmızıyla göstereyim onu da. Bakın şurası. Ne biliyorum ben dış açıortayda? Başından sonuna 2L yapmam gerekiyordu. Başından başladım 1. L. Başından başladım sonuna gittim 2. L. Hilal oluştu. Hemen işlemi şuraya gösterelim. XK bölü 9 eşittir diyoruz. 6K bölü 15 artı X'tir diyoruz. Bakın K'lar burada sadeleşti. İşler dışlar çarpımı yaparsam 54 eşittir. X çarpı X artı 15. Biz bu denklemleri asla açmıyoruz demiştik size. Kendi elinizde X kareli denklem açmayacaksınız. Biz burada attığımızda tutması lazım. Tutmazsa zaten Allah yardımcınız olsun. Orada delta'ya ikinci derece denklem çözümlerine girmeniz lazım. Çarpanları ayırmada kurtarmaz siz. Şu an zaten çaktırmadan çarpanları ayırma yapmış oluyoruz. Şimdi x yerine 3 verdiğimizde 3 çarpı 18 tuttu mu gençler 54. Demek ki x nedir diyoruz? 3'tür diyoruz. Benden de bunu mu istiyor? Evet bunu istiyor diyoruz. Başka bir hem dış hem iç açıortay sorusu. Şimdi dış açıortay ve iç açıortay var. Alfa alfa beta beta dedik. Aradaki 90'ı kullanacak mıyız burada bir bakalım. Evet kullanıyoruz. Şu aranın 90 olduğunu gördüğüm anda ben hemen görüyorum ki burada hangi kalıp var gençler? Düşünün. Dik var, dik var, dikten dik inmiş. Gördünüz mü? Buraya ben P desem sorunun geri kalanı ile ilgilenmiyor. Şekil bana şurada güzel bir öklit vermiş. Önce bu öklidi kullanmam gerekiyor. Nasıl kullanırım gençler öklidi? Dikten dikilmiş. 6'nın karesi diyorum. Parçaların çarpımı. Yüksekliğin karesi P çarpı 12. 36 P çarpı 12'den P'yi kaç buluyoruz? 3. Şimdi P'yi bulduk. Şurada yerine yazalım. Ortalığı da biraz temizleyelim. P yerine 3 yazdım. Ama bitmedi soru. Benden X'i istiyor. Ne yapmam lazım gençler burada? Şurada bir iç açıortay görüyorum. İyi takip edin. Bu iç açıortaya göre ben 3 ile 6'yı yanlara yansıtabilir miyim? 3x olarak yansırsa bakın şu şekilde yana 6 2x olarak yansır. Elimde yine 3 kenarı dolu bir dik üçgen var gençler. Bakın burası 2x, burası 6, burası x artı 3. Şimdi atacağım. Tutarsa çok güzel. Tutmazsa Pisagor yapmalıyım. 6 ile hangi özel üçgen var? 6, 8, 10. Bunun 10 olması için x'e kaç vermem lazım? 5. X'e 5 verdiğimde 5, 3 daha 8. Bakın 6, 8, 10 üçgeni tuttu. Demek ki x kaçmış gençler? Bu verilenlere göre 5'tir. Burası da ne olur diyoruz? 10 olur diyoruz. Başka bir örneğimiz. Şimdi bakın açıortayı gördüm burada. Süper. Hemen yansıtıyorum. 5'e böldüm 2n, 5'e böldüm 3n. Çok bariz, belirgin bir yansıma sorusu. Ama x istiyor benden. Hala bir şey yok ortalıkta. Yansımayı yaptık. Kaldı soru. İşte burada çok güzel bir gizli dış açıortay var gençler. Çok güzel. İç açıortayı kullandık. Şu tarafa da uzatsanız. Bakın 180 olacak ya bu.
Dışa çoğaltay buluyorsunuz. Bu tarafa da uzatsanız 180 olacağı için ne buluyorsunuz? Dışa çoğaltay. Şimdi bu da ben şu ilk çizdiğim dışa çoğaltayı kullanırsam. Bakın bu tarafı uzattım 180'den 60. Bu 60 derece ise şu dalgalı uzunluk dışa çoğaltay. Hemen ikiliye yapmam gerekiyor. Başından sonuna gideceğim ve hilal oluşturuyorum. Birinci L ve ikinci L, yani x bölü 3n eşittir diyoruz. 10 bölü 5n. N'leri sadeleştirdik. Hatta bunlar da gitti. X'i buradan kaç buluyoruz? 6. 10 numara gizli dışa çoğaltay sorusu, gayet güzel gizlemişler. Evet, bu soru gizli dışa çoğaltayların kralı diyebiliriz. Şu çizgiyi iyilik olsun diye size çizmişler gençler. Normalde bunu çizmezler, haberiniz olsun. Peki bunu çizmezlerse biz nasıl bulacağız? Çizseler bile gerçekten zor bir soru. Şöyle düşünüyoruz. Bakın bunun ikizkenar olduğu verilmiş bana. İkizkenar üçgeni olduğu için şu açılar nedir birbirine? Kesinlikle eşittir. Çünkü ikizkenar. Bu ikizkenar açının, ikiz açının bütünleri 2 alfa olmuş. Yani 180'e tamamlayanı. Bu ikiz açının da bütünleri yine ne olmalı gençler? 2 alfa olmalı. Bir alfa burada varsa bakın ne kaldı buraya? Alfa kaldı. Düşünün, şunu vermediklerinde size daha da kriz bir sorudur bu. Sadece alfa 2 alfayı verip burada x'i istediklerinde kolay kolay gizlenmiş dışa çoğaltayı bulamıyorsunuz. Bu kalıbı aklınıza yerleştirin. Bunu hazırlayan arkadaş ne yapmış gençler? Bakın şunu uzatarak size iyilik yapmaya çalışmış. Dışa çoğaltayı gördük. Burada dışa çoğaltayın 2L'sini uygulayacağız. Nasıl uyguluyoruz? Başından sonuna gideceğiz. L yapıyoruz. Başından sonuna 1. L, başından sonuna 2. L dedik. Yani x bölü 12 eşittir. 2. L'miz nedir? 4 bölü 16 diyoruz. Sadeleştirdik 4, sadeleştirdik 3. İşlem yaptığımızda x'i kaç bulduk gençler? 3 bulduk diyoruz. Evet gençler, açıortay konusunun sonuna geldik. Son videomuzu da çektik. Umarım faydalı olmuştur. Bütün kalıpları iyi takip ederseniz, başka hiçbir kalıp yok açıortayla ilgili müfredat içinde dahil olan, müfredata dahil olan, unutmayın bazı şeyler çıkartıldı. O yüzden bunların hepsini iyi çalışıp iyi kavrarsanız, üzerine de pekiştirme soruları çözdüğünüzde açıortay gibi biraz karışık gelen bir konu artık sizin için kolay hale geldi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.